Artı TV'den Ekolojik Odak programından herkese merhaba. Bu hafta Ekolojik Odak'ta konumuz ormanlar. Daha önceki programlarımızda da farklı boyutlarıyla orman meselesini ele almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine ormanları hedef alan, ormanları merkezine alan bir yönetmelik değişikliği oldu. Bununla ilgili detaylara bakacağız bu haftaki programımızda ve orman alanları üzerindeki tahribatı, orman alanlarının giderek yapılaşmaya açılıyor olması meselesini konuşacağız. Neydi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği? Önce kısaca ondan bahsedelim. 6 Ocak 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandı bu yönetmelik. Bu ormanlarda yapılaşmaya açılacak alanların sınırlarını belirleme yetkisini Cumhurbaşkanına veren bir yönetmelik kararı son yıllarda özellikle bu programda da dediğim gibi ele almaya çalışıyoruz. Aslında bu konularla ilgilenen herkesin de malumu ormanlarla ilgili daha çok ekolojik kararlar almaktansa ekonomik kararlar alındığını görüyoruz ve yine koruma kullanma dengesi açısından baktığımızda da orman alanlarının korumadan daha çok kullanma yönünde ormanları kullanma yönünde bir takım kararlar alındığını görüyoruz. Şimdi bu tabi bir yönetmelik değişikliğiydi. İmara açılacak alanların sınırlarını dediğimiz gibi bu sınırları belirleme yetkisini Cumhurbaşkanı'na veren bir yönetmelik değişikliği ama esas itibariyle Nisan 2018 yılında kabul edilen bir torba yasa içinde yer alan maddelere geri dönüp bakmak gerekiyor. Esas itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra alınan kararlardan, önemli alınan kararlardan özellikle ekoloji meselesini ve doğrudan ormanları ilgilendiren bir karardı. Ek 16. madde kapsamında orman alanlarının dışına çıkarılmasıyla ilgili, orman alanlarının dışına çıkarılmasıyla ilgili bazı değişiklikler içeriyordu bu torba yasadaki maddelerde. Şimdi bu karar ve daha önceki kararlar aslında doğrudan anayasanın 169. maddesine aykırılık teşkil ediyor. Ne diyor bu madde? Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez. Dolayısıyla yasadaki aslında anayasadaki hükümde çok açık anayasaya doğrudan bir aykırılık teşkil ediyor. Daha önce CHP'nin de bu maddelerin iptaliyle ilgili yaptığı bir takım başvurular vardı. Onlar da zaman içerisinde aslında unutuldu gitti ve tabii dediğimiz gibi 6 Ocak tarihinde kabul edildi bu son yönetmelik. Bir, birkaç gün sadece gündem olabildi. Ondan sonra tabii Türkiye'nin sıcak siyasi gündemi içinde yok oldu gitti bu ormanlarla ilgili önemli alınan kararlar. Dolayısıyla biz şimdi bunu tekrardan gündeme getirmekteyiz üzere bu hafta e, ormanlarla ilgili yönetmeliklerle, yasalarla ilgili değişiklikleri e, biraz gündeme alalım, konuşalım istiyoruz. Bu hafta Skype hattımızda yine bir konuğumuz var. Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik. Ünal hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar hocam size de. E, şimdi ben tabii çok e, kısaca bahsettim bu bir yönetmelik değişikliği. E, dediğim gibi yine e, çok e, bir iki gün e, gündemde kaldı, ancak e, gündemden hızla düştü. E, ekolojiyle ilgili konular. Epeyce gündeme gelebiliyor aslında son yıllarda hassasiyetin arttığını görüyoruz ama dediğim gibi sıcak siyasi gündem dış politika ekonomi gündemleri arasında bazen hızla kaybolabiliyor. Dolayısıyla burada ne yapılmak isteniyor bu yönetmelik değişikliğiyle ve yine o Nisan 2018'deki bence o torba yasada kabul edilen maddelere de değinelim. İsterseniz 2018'den günümüze getirelim. Gerçi bunlar son değil. Geçmiş yıllarda başka orman alanlarını imara açan, yapılaşmaya açan, işte madenlere açan, başka bir takım rant, talan projelerine, sanayileşmeye, turizm tesislerine açan bir takım değişiklikler oldu. Ama bu Nisan 2018'deki değişiklik herhalde kritik bir değişiklikti. İsterseniz bununla başlayıp günümüze doğru getirelim. Evet, bu son değişiklik aslında daha önce yıllardan bu yana yapılan değişiklikleri bir devamı niteliğinde aslında. Türkiye'de bilinen bir gerçek var. Türkiye'de en kolay elden çıkarabilen, en kolay ranta konu olan yerler ormanlarımız ve tabii ki ormanlarımızın da hayatımızda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Defalarca bu konuda konuşmalar yapıldı, dile getirildi, bütün uzmanlar konuştu, ormanların ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Bu değişiklikle beraber ormanlarımızdan yine bir parça bir şeylerin gideceği oldukça açık görünüyor. Şimdi e, bunun kökenine baktığımız zaman aslında 2B'de bir gerçek vardır. Bu 2B gerçeği e, anayasada da var ve bu anayasa 169. maddesinin 2B maddesinde deniyor ki işte e, ilim ve fen bakımından e, artık orman yetiştirmeye uygun olmayan yerler orman dışına çıkarılabilir ama... Ee, orada iki aya da bir gönderme var. 2A diyor ki tarım alanı olarak çıkarılabilir. Tarım alanına dönüştürebilir. Yani tarım için uygun olan alanlar çıkarılabilir. Fakat son geldiğimiz noktada e, bu 6831 sayılı yasaya 2018 yılı e, 19 Nisan'ında bir madde ekleniyor, o torbaya eklenen bir maddeyle geç ek 16. madde ekleniyor ve bu madde e, bu 2B'yi e, biraz daha genişletiyor ve buradan Tarım alanını tamamen dışına çıkarıyor ve e, burada e, sırayla okumak istiyorum ve e, burada yasa aslında hem anayasa aykırı taşıyor hem de ekosistemi parçalıyor. Evet bu hafta ekolojik odakta ormansızlaşmaya e, yol açacak yeni bir takım yazal düzenlemeleri ve e, yasal değişiklikleri e, konuştuk ormanları yapılaşmaya açacak bir takım yönetmelik değişikliklerinin Türkiye'deki orman varlığı üzerindeki etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. bu hafta ekolojik odakta konuğumuz Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik'ti. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Ünal Hoca'ya verdiği bilgiler için. Bu hafta da ekolojik odan sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.